Of, duman çıktı değil mi bundan? Al. Yıllardır kullanmıyoruz. Ya kardeşim çekim yapıyoruz ya. Gel buraya ne oldu? Video çekim yapıyoruz Ahmetciğim. Başladı mı? Evet çekim yapıyorum şu an. Gel bir videoya selam ver. Ses salla. Hadi görüşürüz. Tamam. Kişinin hakikat arayışında en fazla zorluk çektiği yer aslında yolda karşılaştıklarıdır. Kimisi yolumuzun yanlış olduğunu, kimisi hiç yolda olmadığımızı, kimisi de yolun arayışının saçma olduğunu ifade eder. Burada konu sonsuz hayatsa eğer her söyleme dikkate almaya ihtiyacımız var. Sonraki süreçte yani yolu bulduktan sonra kendinden eminsek eğer bu yola sevdiklerimizi de dava süreci başlıyor. Burada kullanılması gereken dil ve bu dilden kaynaklı yapılan bazı hatalara değineceğiz inşallah. Hazırsak başlayalım. Öncelikle fikirlerimizin bir anda gelişmediğini aklımızdan çıkarmadı. Yani biz de bir dönem namaz kılmıyorduk veya bizim de sevgili flört gibi haram olan bir ilişkimiz vardı. Biz de şu an aklımızın aldığı konuları geçmişte anlamıyorduk gibi. Durumları hafızamızı tutarak muhatabı kesinlikle yabancı görmemeliyiz. Bu yabancı görmekten kaynaklı maalesef arada bir irtibat problemi yaşanıyor. Nefret ettirmeden ve fanatizme çekmeden kalbe dokunmalıyız. 5-6 yıldır farklı inançlarda aynı dine inandığım ama inandığı dini hayata taşımakta zorlanan ki nefsim ile birlikte genç kardeşimle iletişim halindeyim. Mübalağa olmasın yüzlerce farklı insanla bu diyalogları yaşadım ve bu yaşayış sürecinde gözlemledim. Ve nihai olarak şu kanıya vardım ki ne anlattığımızdan daha tesirli olan bir şey var. O da nasıl ve ne niyetle anlattığımız. İletim, iletişim farkı yani. İletim, iletişim. Bugün kız kardeşimizi namaza davet ederken farz olan bir ibadetten soğutacak şekilde onunla diyaloğa giriyorsak onun içinde iletişim değil, iletim yatıyor. İletim, yüze vurulan, surata çarpılan kelimelere deniyor. Kaş yapımında göz çıkarımı yani. Sonra bu süreç kontrol kaybına uğruyor. İki tarafta hayırlı bir hatimesi olan süreçte nefret duygusu ile renkleniyor. Ve bu dil, bu yöntem artık o kadar normalleşti ki din bir cedel ve tartışma sahası dönüştü. İlkelerimizle kafalarına vuruyoruz insanların. Bugünkü gençlerin din ile kurdukları olumsuz ilişkilerde gözlemlediğim kadarıyla bu cedelleşme durumunun etkisi çok derin bir şekilde mevcut. Çoğu kardeşimiz felsefi bir sorgulama nedeniyle negatif bir din algısına kapılmıyor. Yani yapılan kitap okuma araştırmaları bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Onlar ayet ve hadisle sürekli kafalarına vurulduğunu, sürekli dinle dövüldüklerini düşündükleri için maalesef bu düşünce itirazını yapıyorlar. Bediüzzaman'ın Sözler eserinde dediği gibi dinin şeni uhuvvettir, incisaptır ifadesi nasıl bir ters burada uyguladığımızı bizlere hatırlatıyor. Şen, gereği, özü, gerekliliği demek. Dinin gereği muhabbet ile bir olup incizap yani çekmek. Kendine çekmek. Sendeki doğruya, güzelliğe, sonsuz hayatlara dokunabilecek bu hakikate muhtaç kalplere, hassas ruhlara vesile olabilmek. Ve bu yolculukta maalesef kendimizi kurtulmuş, çevremizi helak olmuş inanışıyla hareket ediyor olmanın da verdiği bir telaş var. Hayır bu doğru değil. Buna gerçekten inandığımız zaman kitap şekli ve kavramları hep bu inanış üzerine şekillendiriyoruz. Göz hizasına inmeden kalbe giremeyiz. Bu teması yapabilmemiz için hidayetin Allah tarafından yaratıldığını, bizim bu yaratıma sadece nasipli vesile cihetinde olduğumuzu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Başkasını değiştirmek bizim elimizde değil, bununla da sorumlu da değiliz. Bunu altında tutmak çok önemli ve elzem. Bu dereden çok daha su akıtabiliriz ama son olarak değinmek istediğim bir konu daha var. Muhataplarım bendeki bilgi ve malumatlarından daha çok onun bana ne kattığına ve ahlakıma yansıtmamı gözlemliyorlar. Ne demek bu? Yani artık tebliğ değil, temsil aranıyor. Söylem değil, eylemlerdeki tezatlık düşündürüyor. Bu öğreti bana ne kattı ve beni ne duruma sürüklüyor? Burada da insanın inansın veya inanmasın en soğuk gördüğü şey kibir. Yani narsizm, narsist bir muhataptır. Her şeyi biliyor havasıyla karşı tarafı fikren tahakküme etme, zorla kabullendirme mücadelesi, içsel dünyasında yolu bulamamış bir muhataba benliği inciltecek ifade ve tutum, net olarak verilen şeyin üstüne bir karanlık perde çekilmesine sebep oluyor. Bir insana benliğini incitmeden, onu narsistik olarak karşı almadan söylenen sözler çok daha etkili, ona nüfusu çok daha kolay oluyor. O yüzden artık sakin, bilinçli, sağlıklı bir iletişim dili geliştirerek elimizde olan güzellikleri neşe etmeye çalışırsak çok daha sağlıklı neticelere ulaşabiliriz. Bizim en hayırlı olmamız ifadesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başkalarına çok hayra dokunma ile tanımlıyorsa bu tebliğ sürecinde çok hassas davranmaya dikkat etmeliyiz. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Allah'a emanetsiniz.